Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yıldırım Kırtasiye 1968 hesabından, Instagram hesabından ben Dilovan. Şimdi siz bana sürekli DM'den şunu soruyorsunuz. Favori mekanik kaleminiz hangisi? En çok hangisini seviyorsunuz? Uçlu kalemde de tavsiye edebileceğiniz kalem var mı? Birçok markayı çok seviyorum. Ama ben sizin için 5 taneyi derledim. Arada da birazcık böyle 07'sini, 05'ini ekleyerek bir şeyler yaptım. Şimdi isterseniz öncelikle İlk olarak bu seriden başlayalım istiyorum. Zebra, Take to Wait, Light serisi ve normalleri. Öncelikle Zebra markasından size bahsetmek istiyorum. Zebra markası 1897 yılında Japonya'da kurulan bir marka. Ve oldukça yazı gereçlerinde gerçekten dünyanın üzerinde söz sahibi. İnanılmaz güzel kalemleri var. Her yıl yenilenen, her yıl farklı kalemler üreten bir firma. Zebra ülkemizde ise Kemerburgaz firmasının elinde. Kemerburgaz da 2001 yılından beri tanıdığımız, 2011 yılında da okul gruplarıyla beraber tanıdığımız çok güzel bir distribütörlüğü yürüten ve gerçekten çok güzel markalara ev sahipliği yapan firmalardan bir tanesinde. Şimdi Zebra öncelikle benim en çok sevdiğim mekanik kaleminden bahsetmek istiyorum. Take to Way. Şekilde göstereceğim. Bu Light serisi 05'tir. Bende 3 rengi var. Ben şeffaf kalemleri gerçekten çok seviyorum. Çünkü iç mekanizmasını bizden saklamayan kalemler benim için bir adım önde. Ve o yüzden bu Take to Way'in Light serisini gerçekten çok beğeniyorum. Peki bu kalemin özelliği nedir? Bunu benim için özel kılan şey nedir? Onlardan birazcık bahsedeceğim. Bir de bunun aynı şekilde 07'leri var. 07'leri ise mat. Öncelikle 05'lerinden bahsedeyim. 3 farklı rengi var bende. Birisi gök mavisi, bir tanesi siyah, bir tanesi de pembe. Bu kalemin özelliği şu. Öncelikle ister basmalı bir şekilde ucunuz çıkarken, isterseniz de lock tuşunu açayım, sallayarak yani shaker özelliğinde uç çıkması mümkün. Gördüğünüz gibi. Peki bu Take to Way işte neden ismi bu şekilde? Neden burada bir lock tuşu var diye soracak olursanız şuradaki lock tuşu shake özelliğini kilitliyor. Mesela şu an kilitledim ve sallıyorum, uç gelmiyor. Bu da demek oluyor ki bu kalemin artık shake özelliği yok. Sadece üstten basarak uç çıkıyor. Salladıkça uç çıkmıyor. Bunun bize faydası ne olabilir diye soracak olursanız bunun bize faydası şu şekilde oluyor. Siz yolculuk yapıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, kalem kutunuzun içerisine attınız kalemlerinizi ve lock tuşu açık. Yani normal şartlarda çoğu şey kalemde lock tuşu yok, yani kilitleme tuşu yok. Yolculuk yaparken bir anda uçlarınız ziyan olabilir, çıkabilir vesaire. Bunu engellemek için burada bir ufak lock tuşu var ve bunu kapattığınız zaman shake özelliği kapanmış oluyor. Bu da hem uç masrafından sizi koruyor, hem de kaleminizi yormamış oluyorsunuz. O yüzden oldukça sevdiğim kalemlerden bir tanesi bu. Şimdi size bir de yazımını göstermek istiyorum. Hem 05'inin hem de 07'sinin. Hiç belli oluyor mu bilmiyorum ama şu şekilde. 07'sinin yazısını göstermek istiyorum. O da bu şekilde. Şimdi Zebra markasından bahsetmişken Zebra'nın diğer çok sevdiğim kalemine geçmek istiyorum. Diğer çok sevdiğim kalemi ise Delguard serisi. Gerçekten Delguard serisine bayılıyorum. Delguard'ın en çok sevdiğim grubu kesinlikle ve kesinlikle Limited Edition şu puantiyeli serisi. Şahane bir kalem. İnanılmaz güzel. Çok hoşuma gidiyor. Yazarken inanılmaz keyif alıyorum. Şimdi ben size bunları
göstermek istiyorum. Neden Delgard? Ben de özel. Öncelikle dediğim gibi Limited Edition serisinden ben de şu şekilde kalemlerim var. Morum da vardı ama morum bulamadım. Büyük ihtimal yine bir arkadaşıma hediye etmiş olabilirim. Bir yerde unutmuş olabilirim. Light serisinden de şu 3 rengi var. Şeffafı da vardı ama şeffafını bir arkadaşıma hediye ettim. O yüzden şu an 3 rengi var. Light serisi 05. Limited Edition serisi ise 07. Aralarındaki farkı söylemek gerekirse Light serisi gerçekten çok hafif. Limited Edition serisi birazcık daha ağır kalıyor ama ağır da değil, yani elinizi yoracak bir ağırlığı asla yok. Ama Light serisi ona göre birazcık daha, bir tık daha hafif. Bu kalemlerin her ikisinde ortak bir özelliği var. Uç kırmaz teknolojisi var. Yani bu uç kırmaz teknolojisi nedir? Şimdi onu sizlere göstereceğim. Normalde basma uç seviyesinde açık kalemim. Ve yazıyorum, bastırıyorum. Bastırsam bile uç kırmıyor. Çünkü ucu kırmaması için şöyle bir sistem var. Yani ben ucu ne kadar bastırırsam içindeki o metal dışarı çıkıyor ve ucumu koruyor. Korumaya aldığı için de ucum asla ve asla, şöyle istediğim kadar bastırsam da, gördüğünüz gibi kırılmıyor. O yüzden bu kalemleri çok seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Önemli de size tavsiye ediyorum, muhakkak edinin. Özellikle de Limited Edition'dan muhakkak edinin. Moru da var, moru da şahane. Morunu da alın yani. Çok güzel kalemler. Asla uç kırmıyorlar. Ve şurasındaki şu detay beni benden alıyor. Yani gerçekten şurada işte şu şeffaflığı, iç mekanizmasını bize gösteriyor. Üst tarafından hemen kendi tonunda gelen bir şöyle puantiyeli parlak bir kısım. İnanılmaz güzel. Şurasındaki şu şeffaf ama renginde bir klipsi. Bunu daha da özel kılıyor. Hepsinin kendi renginde bir klipsi var. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Aynı zamanda eli hiç yormuyor. İnanılmaz ergonomik kalemler. Ve Light serisinin 05'lerine gelmek istiyorum. Gerçekten 05 olup da uç kırmayacaksın, bundan sonra yazarken hiç ucun kırılmayacak deselerdi inanmazdım. Ama 05 oluyor ve uç kırmıyoruz. Ve hiçbir şekilde yazı yazarken eliniz yorulmuyor. Bu da çok muhteşem bir özellik. Şimdi bunun da aynı şekilde aynı özelliğini göstereceğim. Daha demin gösterdiğim gibi bastırıyorum. İstediğim kadar bastırıyorum. Sonuna kadar bastırıyorum ve uç kırılmıyor. Şuradaki mekanizma ucumu içeri saklıyor çünkü. O yüzden istediğim kadar bastırarak yazı yazabilirim. Asla ucum kırılmayacak. Ve tamamıyla şeffaf olması yine beni mutlu ediyor. Ben şeffaf kalemleri dediğim gibi çok seviyorum. O yüzden Zebra Delgard bu Light seriden de muhakkak edinmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci marka, üçüncü kaleme geçmek istiyorum. Aslında markadan bahsedeyim biraz. Tombow grubu. Tombow grubu, Tombow Japonya'da 1913 yılında kuruldu. Ve ülkemizde de 30 yılı aşkındır bir süreyle bizlerle birlikte Tombow markası, yani kalemlerine aşinayız. Hepimizin muhakkak en kötü ihtimalle ucu muhakkak kalem kutumuzun içerisine girmiştir. Çünkü uçta, silgide ve mekanik kalemde gerçekten çok kaliteliler. İnanılmaz severek kullanıyorum Tombow'ları. Ben Tombow'un önce en sevdiğim modelinden bahsetmek istiyorum. Olno. Yani Olno Elix'ten sonra, Tombow Elix böyle eski kalemlerimiz vardı. Bir ara size koleksiyon kalemlerimi de göstereceğim. Başka bir videoda öyle bir şey düşünüyorum. Piyasada satışta olmayan, artık hani elden ele alınan kalemleri. Ama hani şu anki gösterdiklerimin hepsi hala piyasada var. Ve koleksiyonunuza veya işte hobiniz olarak yapıyorsanız işte veya kalemleri seviyorsanız kalem kutunuza ekleyebileceğiniz kalemler. İlerleyen videolarda bir koleksiyon videosu göstermek istiyorum ve onda Elix'leri göstereceğim size. Lakin şu anki dönemde bana Elix'lerden daha sıcak gelen Olno'lar var. Olno'ların üretimi bitti. O yüzden muhakkak edinin. Çünkü çok sınırlı sayıda kaldı. Çok az sayıda kaldı. Tükenmeden alın. Sonra işte nerede, niye bulamıyoruz dememek için muhakkak edinin. 4 farklı rengi var ülkemizde. Benim şu an yanımda 3 rengi var. Ben bir tanesini büyük ihtimal hediye ettim. Yine bulamadım çünkü. Şöyle şeffafı
yeşili ve pembesi. Bir de moru var. Moru dediğim gibi şu an bende yok. Ülkemizdekilerin hepsi 07 uçlu. Bunun özelliği şu. Hem tepeden basıyoruz bu kaleme. Ucu geliyor gördüğünüz gibi. Hem de belini büküyoruz ve uç geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kalemlerden birazcık bahsedeyim. Burası yani body dediğimiz kısımda, body noktur zaten bunun da ismi. Şu kısım yani bel kısmı, büktüğümüz kısım bir silikonla kaplanmış. Ve onun üzerine şeffaf bir, bize iç mekanizmasını yine gösteren bir yapısı var. Böyle şu tarafı birazcık süngerimsi, daha böyle elimizde kayıyor. Bu da ergonomik kılıyor bu kalemi. Elinize de şekil aldığına inandığım kalemlerden bir tanesi. Kullandıkça çünkü şurasında gördüğünüz gibi benim elimin şeklini almaya başladı ve bu çok hoş bir şey. Çünkü elinize oturan ve elinizi sevecek bir kalem. Tombow 10'lular gerçekten çok sınırlı sayıda ülkemizde kaldı. Muhakkak edinmenizi tavsiye ediyorum bu kalemleri. 10'luların dediğim gibi 4 farklı rengi var. Şu an görmediğiniz bir moru var. Ama moru da ben tekrardan edineceğim. Şu şekilde gösteriyorum kalemimizi. Kalemimizin özelliği hem tepeden hem de şu kısımdan bastırarak yazmamızı sağlıyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle göstereyim. İnanılmaz ergonomik bir kalem. Hem tepeden bastırıyorum, yazıyorum. Hem de yazarken ortasından bastırıyorum ve yazıyorum. Çok severek kullanıyorum. Size de muhakkak tavsiye ediyorum Tombow olmaları. Şimdi Tombow grubundan bahsetmişken, Tombow grubu ülkemizde LIV yani lisans kırtasiyede dispiritörlüğü. Lisans kırtasiye gerçekten alanının en iyilerinden bir tanesi. Çok büyük dev markalara dispiritörlük yapıyor ve en güzel yanı da iki grupta Art Deco ve Fan Art grubunda dünyaya ihraç yapıyor. Yani ülkemizi başka yerlerde, ülkemizin markası olarak başka yerlerde temsil ediyor. O yüzden oldukça seviyorum. Sanat grubunda özellikle çok başarılar lisans kırtasiye. Şimdi ilk başta biraz soğuk yaklaştığım, sonra renklerini tamamlamaya başladığım monograflardan bahsedeceğim biraz. Monografların bizim ülkemizde hem 05'i hem 07'si mevcut. Şuradan da çıkartacağım şimdi. Şöyle önce 05'lerini alayım. Ardından 07'lerini göstereceğim. Monografın esprisi ne? Tamam, hepsinde bir şey vardı dediniz. İşte bunda nok tuşu beni cezbetti. Bunda işte uç kırmaması beni cezbetti. Aynı şekilde bunda yine uç kırmaması beni cezbediyordu. Bunun şu belinden bükerek uç çıkması beni cezbediyor. Monografın hiçbir esprisi yok dedim. Yani niye ben bu kalemi sahip olmalıyım dedim. Ve biraz o yargıyla yaklaştım. Yani hafif kalın olması, elimi yorar mı diye korkum. İşte mesela şu kalemlere göre birazcık daha ağır. Ben çok fazla ağır kalemlerle Pentel grubu haricinde kullanamıyorum. O yüzden hani oldukça birazcık böyle bir ön yargım vardı. Sonra ben iki rengini edindim. Şu iki rengini ilk edindim. Ve kullandıkça hoşuma gitmeye başladı. Başladıktan sonra da şimdi renklerini tamamlıyorum. Bu kalemin güzel yanı şu. Bu kalem tepeden basmalı bir kalem değil. Tepeden bastığınız zaman hiçbir işe yarayan bir kalem değil. Bu kalemin yan tarafındaki kısım bize ucu sağlıyor. Yani yan tarafından bastırdığınız zaman uç geliyor. Ve yine shake özelliği var. Shake özelliği de sağladıkça uç gelmesi. Bu özelliği çok güzel. Tamam dedim. Hani yan taraftan basmalı bir kalem. Hızlı yazımlarda pek ideal olmaz diye düşünüyordum. Ama bir baktım ki elim buna alıştıktan sonra üst tarafından basıp devam etmek, yani tepeden basmaya gitmektense üst taraftan, yani şu yan tarafından basıp devam etmek daha hızlı yazım sağlıyor bizlere. O yüzden sevmeye başladım. Sonra dedim ki madem dedim hani bu tamam bir özelliği var, işte shake özelliği var, yan tarafından basıyoruz, tepeyi kullanamıyoruz, tepede uzunca bir silgisi var vesaire. Bu kalemin şuradaki işte on off tuşu ne işe yarıyor diye düşündüm. Ve kurcalarken ki zaten baktığınız zaman da çoğu blokta göreceğiniz bir şey var. Bu kalemi kilitliyor. Ne yandan
basabiliyorsunuz. Ne shake özelliği devreye giriyor? Buraya getirdiğiniz zaman klipsinizi, kaleminiz kilitlenmiş oluyor. Bunun bize faydası ne? Nasıl bu kalemlerde giderken işte uç çıkmasın, kaleminiz yorulmasın diye nok tuşu varsa, bu da kalemliğinizi attığınız zaman buradan kilitleyin, kalemliğinizi atın. Ne kaleminizin şey kısmı, mekanizması yorulsun ne de boşuna uç israfı yapın diye şurada bir nok tuşu var. Bu benim oldukça hoşuma gitti ve o yüzden hani tepeden basmıyor olmam, yan tarafından basıyor olmam bu kalemi bende esprili ve güzel hale getirdi. O yüzden Tombow Monograph'a benim gibi ilk başta ön yargılıysanız muhakkak bir tane edinin. Edindikten sonra kesinlikle devamını getireceksiniz. Evet, şimdi son kalemime geliyorum. 5. kalemim ve 3. marka Pentel. Pentel'in uçlarına, silgilerine, kalemlerine bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Çünkü Pentel alanının en iyisi benim gözümde. Dediğim gibi evet bu kalemler benim sıralamamda var. Evet bunların hepsini çok seviyorum ve hepsini kullanmaktan inanılmaz memnunum. Ama ben Pentel'in kalitesini hiçbir kalemde görmüyorum. Gerçekten inanılmaz ömürlük kalemler, hatta asırlık kalemler, hatta çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız kalemler. Ben Pentel'lerle şu şekilde tanıştım. Üniversite teknik çizim dersi için bize dereceli kalem gerekiyordu. Ve o zaman Pentel'lerle tanıştım. Hani daha öncesinden tanışıyorum tabii ki de mağazamdan ama hani benim için ilk kullanma evresi teknik çizim dersinde dereceli kalem ihtiyacımız olduğu için dereceli uçlarımı görebilmem adına böyle kalemler tercih etmemiz gerekiyordu ve o zaman edindim. Ve o zamandan bu zamana birçok Pentel kalemini kullandım. Birçok Pentel'in, zaten Pentel'in Tombow'un ve Rotring'in silgisinden başka silgi kullanmamaya başladım ve bir de Faber-Castell'in mavi silgisini sevdim. Zaten favori silgilerim de gelecek ileride. Başka bir videonun konusu olacak. O yüzden oraya girmek istemiyorum. 02 kalemden dereceleri olarak 02'den başlatıyorlar. Ve ben de şu an size Graffer 1000'i tanıtmak istiyorum. 1946 yılında Pentel Tokyo'da kuruldu. Ve Pentel firması şu an ülkemizde Tursa'nın elinde. Tursa'nda oldukça zaten sevdiğimiz firmalardan bir tanesi. Milan grubu da Tursa'nın elinde. Çok seviyoruz ve gerçekten takdir ettiğimiz dispiritörlerden bir tanesi. Pentel Graffer 1000'den bahsetmek istersem eğer birazcık ağır bir kalem. Yani eğer ki elinizi ağır kalemler yoruyorsa çok böyle tercih edeceğiniz bir kalem değil. Ama gerçekten yazı yazarken asla elinizi yormuyor. Yani şunu size temenni edebilirim ki nasıl hani bu kalemler birazcık ağır dedik diğerlerine göre ama sevdik, önyargımız vardı. Pentel de evet ağır bir kalem ama gerçekten uzun uzun yazı yazarken de elinizi yormuyor. Ama yazı kaleminden ziyade Pentel çizim kalemi. O yüzden aslında başka bir alana da değinmek istediğim için bu kalemi tercih ettim 5. sırada. Yoksa Orenz tercih ederdim. Yani bana Pentel'in hani yazı kalemi olarak sorsaydınız büyük ihtimal Orenz'ini tercih ederdim. Çünkü Orenz çok hafif, ergonomik bir kalem. Yani elinizi asla yormayacak. Graffer 1000'ler, Graffer 500'ler, işte bu seriler, 600'ler hani birazcık daha çizim kalemleri. Peki çizim kalemini diğer kalemden ayıran nokta nedir? Çizim kalemlerinin şurada gördüğünüz gibi bakın şurada 2B var. Şu an çünkü içerisinde 2B uç var. Ama burada derecesini değiştirebileceğiniz, içerisine koyduğunuz ucun kaç milim olduğunu görebilmeniz için alanlar var. Ve bu alanları şu şekilde gösteriyorum şimdi size. Şuradan mesela getirdim. HB yaptım. HB olduğu zaman bu kalemin ucunda HB vardır ki şu an B var benim içerisinde. O yüzden B'de bırakmak istiyorum. Buradan derecelerini yani içine koyduğunuz ucun derecesini unutmamanız için bir gözü var. Onun haricinde Pentel'in tepesinde şurada bir klipsi var. Bu klips metal bir klips ve esneyebilen bir klips. Yani istediğiniz yere rahatlıkla takabilirsiniz. Mesela şu klipsleri ben kullanmanız taraftar değilim. Çünkü kırık bir klips taşımak istemezsiniz eminim ki. Ama bunu bir yere takmaya çalıştığınız zaman zamanla atılabilir. Yani bu klips çökebilir. Bu klipsi aynı şekilde kullanmanızı tavsiye etmem. Sonra bu kalemlerin klipslerini kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü zamanla bunlar atabilir. Ama Pentel onu yapmamış. Pentel şurada yaylı bir sistemle klips yaptığı için istediğiniz yere rahatlıkla klipsiyle takabilirsiniz. Yani şu şekilde defterinize rahatlıkla takabilirsiniz ve o klipse hiçbir şey olmaz.
her zaman aklınızda bulunsun. Mekanik kalemlerinizin burasındaki klips eğer ki yaylıysa, bunun gibi ise o klipsi kullanın. Ama mekanik kaleminizin tepesindeki klips şu şekilde ise, herhangi bir yaylı sisteme sahip değilse o klipsi kullanmayın, çünkü zamanla kırılır. Bu da kaleminizden soğumanıza sebep olabilir. Çünkü ben üzülüyorum yani, buralarında hasar olduğu zaman, üzerinde çizik olduğu zaman beni mutsuz ediyor. O yüzden ben mekanik kalemlerimin hepsini rulo kalemliklerde saklamayı tercih ediyorum. Birbirlerine değmesinler ve çizilmesinler diye. Hani tabii ki de gündelik olarak kalem kutuma attığım zaman şu şekilde atıyorum, ama çok fazla kalem koyacaksam eğer bu tarz kalemlikler tercih etmiyorum. Genelde bu tarz dolma kalemlerime de yeni yeni işte kılıflar almaya başladım. Ona yeni başladığım için, ama mekanik kalemlerim hep benim rulo kalemliklerdedir. Çünkü benim yaklaşık ciddi anlamda bir fazlaca mekanik kalemim var. Grafurbi'nin başka bir özelliğine, şu derece haricinde bir özelliğine gelecek olursak, buradan bastırdığımız zaman bir metal geliyor. Bu metalin uzun olması, uzun boru olması cetvelinizi koyduğunuz zaman sizi engellemeden çizim yapabilmenizi sağlıyor. Bunu zaten teknik çizimciler çok net bir şekilde biliyor. Kaleminizin uç kısmını ne kadar bastırırsanız, ucunuz gitse de içeri girmiyor. Bastırdığınız zaman da içeri girmiyor. Çünkü bir anda çizim yaparken unutup bastırıp devam edebilirsiniz. Ve bastırıp devam edeceğiniz zaman çiziminizi yaparken bir anda uç eğer ki içeri girerse orada yamuk çizgiye sahip olabilirsiniz. O yüzden burada bir duruyor. Yani normal kalemlerde mesela şu şekildedir ya, bunun ucu içeri giren bir şey değil, ama içeri giren bir kalemim varsa şu an. Hepsi uzun boru yalnız. Normalde kalemlerde böyle içeri bastırmak için ucu içeriye alabilirsiniz. Ama bu uzun boru dediğimiz sistemde kalemin şu bastırdığınız zaman içeri girmiyor. Ve girmemesi de sizin daha rahat bir çizim yapmanızı sağlıyor. Saklamak istediğiniz zaman yine o klipsi kullanabilirsiniz. Klipse bastığınız zaman uç gördüğünüz gibi içeri saklandı. İçeri sakladığınız zaman da ucunuzun hasar görmesini, yamulmasını engelleyebilirsiniz. O yüzden bu özelliğini de kullanın isteriz. Hepinizi seviyorum. Benim favorilerim bunlardı. Favorilerimin hepsini zaten açıklamaya, alt kısma da yazacağım isimleriyle. Bence dediğim gibi özellikle şu kalemler tükenmeden ve bunların serileri bitmeden almanız gerekiyor. Geri kalan kalemlere de sahip olmanızı isterim. Keyifli yazılar yazmak istiyorsanız eğer veya çizim yapmaya başladıysanız bu kalemleri muhakkak denemenizi öneriyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki izlediniz. Buraya kadar gelebildiyseniz ne mutlu bana. Bu arada şöyle bir şey düşündük ve bunu sonda söylemek istedim. Sona kadar gelebilenler bilsin diye. 2500 abone olduğumuz zaman güzel bir çekilişimiz olacak. Bunu da bir sonraki videoda sizlere söylemiş olacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzellikler diliyorum.